19 Ekim 1829 yılında 2. Meşrutiyet döneminde kurulan muhtarlık müessesesi. Şuradaki muhtarlık müessesesi önemli bir müessese. Muhtar Meclisi bir başka kurul, komisyon herhangi bir mahalleyle ilgili karar alacaksa Cumhuriyet'in en önemli ögesi tüm bireylerin eşit haklara sahip yönetim şekli olan demokrasidir. Demokrasinin de ta yıllardan beri devam eden en önemli yapı taşı muhtarlarımızdır. 1829 yılından beri devam eden bu müessesenin en önemli özelliği devlet ve millet arasında bir köprüdür. Öyle bir köprü ki devletin gören gözü, işiten kulağı muhtarlardır. Tarsus'un toplamda 180 tane mahallesi var. Tüm Mersin'in Büyükşehir'e ait 805 tane muhtarlık, tabii bir tane de seçimli Atatürk Mahallesi'nde olduğunda 806 tane muhtarlığı var. Yani aslında olaya baktığınız zaman ben belediye başkanı olarak bu kentin neyim diye düşündüğümde ben de Tarsus'un muhtarıyım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet, sizler mahallelerin, köylerin, beldelerin muhtarısınız ama ben de Tarsus'un muhtarıyım. Buradaki en önemli özelliğimiz de halkla bütünleşip öyle bir müessese haline geldi ki muhtarlık, vizyoner yapıyı geleceğe taşıyacak yine sizlersiniz. Belki de mahalle bazında yaşam kalitesini, mikro ekonomisini mahallenin düzenleyecek olan ve bunu artırmaya çalışacak olanlar da muhtarlarımızdır. Farklı bir açıdan baktığınız zaman her bir muhtarımızın üzerine düşen görevin ne kadar kutsal, ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Ve burada da en önemli özelliğiniz, hiçbiriniz atanmış değil, seçilmiş insanlarsınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünde o milletin verdiği oylarla muhtar seçilen insanlarsınız. Gününüzü kutluyorum. Bu sadece bir günde sınırlı kalacak bir gün olsun istemiyorum. Keşke ileride bunun hafta bazında da düzenli olarak çalıştay şekline dönüştürülmesi, bunların ilçe bazında, il bazında bu şekilde ortaya konulması elbette ki kent adına çok büyük bir fayda sağlar. 1829 yılında 2. Meşrutiyet döneminde kurulan muhtarlık müessesesi Türk demokrasisinin gerçekten temel taşı olup seçimde iş başına gelen tek idari, ilk idarecilerin muhtarlarıdır. Tabi muhtarlar seçime girerken herhangi bir siyasi parti, herhangi bir amblem, herhangi bir rulet taşımazlar. Sadece kendilerini tanıtarak bölgelerini seçime girerler. Bu seçim sistemi dünyanın en adaletli, en dürüst, en düzenli seçim sistemi. Onun için görevimiz biraz daha ağırlaşıyor. Çünkü birebir halkın sizlere vermiş olduğu sorumluluk var. Bunu taşıdığınıza inanıyorum. Hep beraber taşıyoruz. Huzurlarınızda Sayın Kaymakamıma, Sayın Belediye Başkanıma, bize bu günümüzde, kutlu günümüzde incelik gösterdikleri için şahsım ve Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şubesi adına teşekkür ediyorum. Muhtarlar günümüz kutlu olsun, en kötü günümüz böyle olsun. Hepiniz hoş geldiniz, teşekkür ederim. Artık çok daha iyi anlaşıldı ki muhtarlık müessesesi önemli bir müessese. Muhtar önemli bir kişi. Hem seçilme şekli dolayısıyla demokrasinin gerçekten tecelli ettiği, doğrudan tecelli ettiği önemli bir müessese.
toplantılarda, değişik ortamlarda hep sorunlar dile getiriliyor. Mahallenin sorunları, mahallede yaşanan işte altyapı sorunları, üst yapı sorunları vesaire. Sorun olacak. Yani dünya kurulduğundan beri sorun bitmiş değil. Zaten sorun olmasa, her şey dört dörtlük olsa size bize de gerek kalmaz. O yüzden sorun bir şekilde olacak. Sorun varsa çözümü de var. Usulü dairesinde ilgili kanalları kullanarak, çeşitli vasıtaları kullanarak hep birlikte sorunlarımızı çözmeye çalışacağız. Önemli olan samimiyet. Şimdi biz bir muhtarı gördüğümüz zaman, bir muhtarımızla bir araya geldiğimiz zaman şunun farkındayız. Bu muhtar arkadaşımızın arkasında halk desteği var. Onu halk seçmiş, halk o makama getirmiş. O görev yaptığı mahalleliği temsil ediyor. Dolayısıyla sırf bu yüzden bile zaten muhtarımız saygıdeğer bir insan. Oradaki vatandaşı temsil ettiği için. Ha, bu tabi temsil tek başına bir anlamı yok. Temsille birlikte o sorunların çözümü içinde bir çaba gösteriliyor. Biz de elimizden geldiği kadar kamu kurum ve kuruluşları, işte belediyeler bu sorunların çözümü için muhtarlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Evet, muhtarım aldın mı sen çiçeğini? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çekim kapatöründe otobüsle katılım yapabilirsiniz.